Erzurumlu köy muhtarı Mahmut Öztürk ayı saldırısına uğramış ve günlerce komada yatmıştı. Sonrasında devlete dava açtı. Hukuk mücadelesi tam 8 yıl sürdü ve sonuç devlet ayı saldırısına uğrayan muhtara tazminat ödeyecek. Arkadan bana birisi vurdu, öyle hızlı vurdu ki deprem oldu sandım. Ayı mıymış o peki? Ha, tabii ayıymış. 2013 yılında ayı saldırmış köy muhtarı ağır yaralanmıştı. Danıştay 10. Dairesi emsal karara imza attı. Devlet o muhtara tazminat ödeyecek. Ayağımı şimdi bak ben sana göstereyim, bak ayağımın şekli şu. Görebildiniz mi? Evet. Korkunç saldırı Erzurum Pazar yolunda Kumaşkaya köyünde yaşandı. Çayırda otlayan atını almaya giden muhtar Mahmut Öztürk bir anda ayının saldırısına uğradı. Gözünü açtığında bir hastanenin yoğun bakımındaydı. Doktor demiş bunun yaşama şansı yok. %90. Orada ayıldığımda dedim lan Allah Allah ben ölmemişim dedim. Saldırı sonucu bir süre yoğun bakımda kaldı muhtar Öztürk. Hayati tehlikeyi atlatınca da konuyu yargıya taşıdı. Ayının mekanı ayı seni vurur. Bu farklı. Bir de ayı gelip adamın köyünde ayı vurması da farklı. 1000 lira maddi, 150 bin lira da manevi tazminat davası açıldı. Aradan geçen 8 yılın ardından idare mahkemesi önce devletin kusuru yok dedi, dosya Danıştay'a gitti. Danıştay ise ayıları korumakla hükümlü olduğunu söyledi devletin ve kararı bozdu. Helikopterle mi ne gitsin bunlara yiyecek götürsün, aylarda köylere inmesin. Önlem alınmalı. Danıştay'ın kararı sonrası dava yerel mahkemede yeniden görülecek, muhtara tazminat ödenmesine hükmedilecek. Karar benzer saldırılara uğrayanlar için de emsal niteliğinde.